Selam. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Ne haber? İnşallah bu seçimleri götüreceğiz inşallah. Götüreceğiz seçimleri. Biz. Ne haber? İyi mi? Başkanına çeksin bakalım. Gidin bakalım. Ne haber adamım? İyi misin? Üşüyor musun? Ya ne yapıyorsun Mehmet? Ne yapıyorsun? İyi misin? Sen de iyi misin? İyiyim. Başkanım geldi. Başkanım geldi. Nasılsınız? İyi misiniz? Sağlık iyi mi? Yönetim kurulu üyelerimiz, Konut Afiyet Müdürümüz Sayın Hüseyin Akgöç, 2024 dönemi Lyons Genel Yönetmeni. Sevgili öğretmen arkadaşlarım, engelliler farkındalık günü anma programımızı... Sevgili velilerimiz, sevgili çocuklar, bugün yine güzel bir günde sizlerle beraberiz. Ben hepinize hoş geldiniz diyorum. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum öncelikle. Üzerinden 4,5 yıl geçti. 4,5 yıl önce buradaki tesislerin yapılması noktasında öncelikle vakıf başkanımız, sonra bu tesislerin geçmişte yapılması noktasında çok büyük emeği olan değerli abimle birlikte bir araya gelmiştik. Buranın yeniden ayağa kaldırılması, burada özel çocuklarımıza eğitim verilmesi noktasında bir çalışma yürüttük. Bu çalışmanın neticesi bugünlere kadar geldi ve bugün geldiğimiz nokta gerçekten çok farklı. İlk yola çıktığımızda büyük bir heyecanımız vardı. Yine heyecanımız iki katında. Daha da geliştirmek, daha da büyütme noktasında bu çalışmayı bir yerel yönetimle bir vakfın yan yana gelerek yaptığı örnek çalışmalardan bir tanesi. Burada çocuklarımız mutlu, çocuklarımız sosyal yaşantının içinde eğitimleri belli noktaya geliyor ve en önemlisi de velilerimizle beraber onların yaşamlarının daha iyi noktaya gelmesi için elimizden gelen katkıyı sunuyoruz. Bir kanun maddesiyle bu tür çalışmaların tüm yerel yönetimler tarafından yapılması zorunlu hale gelmesi lazım. Bu bir örnek model. Yerel inisiyatif, yerel yönetim ve aynı zamanda bu işe gönül vermiş vakıfların bir araya gelerek uygulayacağı sistem. Ama bunun bir kanuni zorunluluk şeklinde yürütülmesi gerekir diye düşünüyorum. Devletin belli konularda bizden arta kalan veya yetişemediğimiz noktalarda devletimizin de bu konuda daha duyarlı, daha bilinçli ve bundan sonraki süreçlerde özellikle özel çocuklarımız için her şeyi yapması lazım. Burada biz de çok mutluyuz. Geçenlerde yine bir televizyon programında sordular. Bu 4,5 sene içinde en güzel yaptığınız iş diye. En güzel yaptığımız iş işte bu iş. Haz duyuyoruz. Huzur buluyoruz. Bu arada tabii bize çok büyük desteği olan Halk Eğitim Müdürlüğümüze, Kaymakamlığımıza kendilerine de çok teşekkür ediyoruz. Hem eğitimciler konusunda hem diğer tüm yaptığımız işlerde hep yanımızdalar. Zaten bu işin en güzel mimarı, ben mimarım ama İzmir'in mimarlığını yapmış çok değerli büyüğüm Sayın Burhan Özbatura'dır. Burhan Özbatura İzmir'e damgasını vuran ve bende de büyük emeği olan çok değerli bir büyüğümdür. Onun izinden, onun yaptığı çalışmaları biz de belediyecilik çalışması olarak kentimize aktarmaya çalışıyoruz. Ve ben bu duygularla sizleri bir kez daha sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Tüm çocuklarımızın gözlerinden öpüyorum. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Hakikaten biz Allah'ın sevgili kuluyuz. Çünkü Cenab-ı Hak bize bu hizmette az ya da çok yer alma fırsatı verdi. Bana göre belediye başkanlığı ve diğer yaptığım görevler içinde en zevkle yaptığım, en fazla tatmin olduğum ve mutlu olduğum burası. Ve bu çocukların hepsi bizim torunlarımız gibi. Allah annelerine, babalarına da
gayret kuvvet versin. Biz de onlara destek olmaya çalışıyoruz. Tabii burada bu vakfı gene hayırseverler sayesinde ki bunlardan bir tanesi de Ersoy ailesi, Avni Bey ve babaları büyük katkıda bulundular. Aynı şekilde icraatın devamında Halk Eğitim Müdürümüze ve Konak Kaymakamına da minnettarız. Özellikle çocuklarımızı hayata alıştırma ve el becerileri konusunda yaptıkları hizmetleri tek tek saymak mümkün değil. Şu anda zaten Özdilek Alışveriş Merkezi'nde de bunlar satışa sunuldu yılbaşı hediyesi olarak. Lyon kulüplerinin mensupları da her vesileyle, her fırsatta yanımızda oldular. Onlara da teşekkür ederim ama asıl evladıma teşekkür ediyorum. Çünkü biz bu vakfı 84-85 yıllarında Vecdi Gönül'le beraber kurduk ilk başkanlık döneminde ve bir ekibe teslim ettik. Belirli süre sonra tabii herkes gibi onlar da yoruldu. Ben tabii evladıma da güvenerek bu işin yeniden inşasını Allah razı olsun yönetim kurulunda ve denetim kurulunda ve diğer konularda hep bize destek veren mütevelli heyetteki arkadaşlarımızla burasını A'dan Z'ye yeniden yaptı. Buradaki bütün her şey, demirbaş, mevkifat falan Konak Belediyesi'nin bize hediyesidir. Ve her ayda çok ciddi miktarlarda genel giderlerimizi Konak ödüyor. Yani güvenlikten ulaşıma, elektrikten suya kadar biz sadece devlet babanın evlatlarımıza uygun gördüğü paralarla bu genç ve çok mutlu olduğum personelimizin maaşlarını ödüyoruz. Onun dışındaki bütün harcamalar Konak tarafından şey yapıyor. Allah razı olsun. Bana göre en büyük hayır sağlık ve eğitimle ilgili olanlardır. Yani bu iki konu hepimizin hayatında çok önem arz ediyor. Ve bu evlatlarımızın anne babaları da samimi olarak söylüyorum cennetlik. Çünkü çok sabır isteyen, çok gayret isteyen, çok emek isteyen bir olay. Benim ölmeden nasipse Allah kısmet ederse gene Abdül kardeşimle beraber idealim yaşam köyleri kurmak. Yani kimsesi olmayan evlatlarımızı hayat boyu orada misafir etmek. Allah bütün evlatlarımızın en iyi şartlarda eğitim, barınma ve yaşama imkanı lütfetsin diyorum. Hepinize tekrar tekrar saygılarımı sunuyorum ve emeği geçen herkese, bütün kardeşlerime de çok teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun.